3 kıta üzerinde 623 yıl varlığını sürdüren Yüce Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından muazzam zaferler ile yokluk, yoksulluk ile bir milletin direnişi ve azmi sayesinde kurulmuş, bağımsızlığını dünyanın en kudretli orduları ile savaşarak kazanan tek cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Türklerin hiçbir zaman esaret altında olmayacağını ve hiçbir devletin himayesi altında yaşayamayacağını gösteren bu diriliş dünyaya örnek olmuş ve eşi benzeri görülmemiştir. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Kıyamete kadar sürecek olan devletimizin tarihi kronolojik olarak bu belgesel serisinde yeniden hayat bulacaktır. ...35. Osmanlı Padişahı 5. Mehmet Reşat'ın tahta bulunduğu 1911 yılında İtalyanlar, Trablusgarp ve Bingazi'ye asker çıkararak bu toprakları işgal etti. Bir yıl sonra ise Rodos ve 12 adaya el koydu ve Çanakkale Boğazı'nın önünde göründüyseler de daha ileri gitmeye cesaret edemediler. İtalyanların bu saldırılarını fırsat bilen küçük Balkan devletleri birleşerek Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ettiler. Birinci Balkan Savaşı bittiğinde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki birçok toprağı elden çıkmış, Edirne dahi Bulgarların eline geçmişti. Nitekim Bulgaristan'ın daha fazla toprak talep etmesi sebebiyle İkinci Balkan Savaşı çıktı. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Osmanlı Bulgaristan topraklarına saldırdı. Edirne ve Kırklareli tekrar Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Son Osmanlı dönemlerinde artık padişahların bir hükmü kalmamıştı. Devlet başkanı sıfatında alınan kararları onaylayan bir makamdaydılar. İkinci Abdülhamit'ten sonra gelen Mehmet Reşat ve Mehmet Vahdettin Han'ın hükmü yok denecek kadar azdı. İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı Devleti, Almanların yanında istemeyerek de olsa 1. Cihan Harbi'ne dahil edildi. 1914 ve 1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun nokta savaşıydı. Savaş bitmiş olmasına rağmen dört bir yandan işgal devam ediyordu. Yunanistan dahi İzmir'den çıkarma yapmış, Ankara'ya doğru ilerliyordu. İstanbul Boğazı'nda düşman zırhlıları demir atmışlardı. Sultan Vahdettin Han, Mustafa Kemal Paşa'yı vatanı kurtarmakla görevlendirdi. ...19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da direnişi başlattı. Gümrü Antlaşması ile Doğu sınırlarını güven altına alan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, savaşın tüm yoğunluğunu batıya odakladı. Anadolu'daki düzensiz direniş birlikleri bütünlenerek yeni bir ordu meydana getirildi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. 24 Nisan'da ise Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa ilan edildi. 1921 yazında Londra Barış Konferansı'nda Müttefik Devletler Serv Antlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine de kabul ettirmeye çalıştılarsa da hükümet bunu kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Yunan orduları Ankara'ya doğru hareket etti. Türk Kurtuluş Savaşı 1921 yılından Eylül 1922'de Yunan askerinin denize dökülmesine kadar devam etti. Ankara hükümeti savaşı kazanmıştı. Şimdi kazanılan savaşın bir de masada anlaşması vardı. Büyük taarruzun sona ermesinin ardından İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine barış çağrısında bulundular. ...3 Ekim 1922'de Mudanya'da başlayan barış görüşmeleri 11 Ekim'de son buldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini İsmet Paşa temsil etti ve imzayı da kendisi attı. Mudanya Mütakaresi'nin önemli anlaşma maddeleri şu şekildeydi. Üç gün içinde yürürlüğe girecek anlaşma ile Türk-Yunan çarpışması sona erecektir. Yunan kuvvetleri Akdeniz'e döküldüğü yerden Trakya ile Bulgaristan sınırının kesiştiği noktaya kadar Meriç'in sol kıyısına çekilecektir. Doğu Trakya'daki Yunan tahliyesi, askeri katalar, araç gereçle cephaneler ve yiyecek depoları dahil 15 günde yapılacaktır. Jandarma dahil Yunan sivil memurları mümkün olan en kısa zamanda çekilecek ve yerlerini Türk tarafına teslim edilmek üzere müttefiklere devredecektir. Bu devir teslim azami 30 günde tamamlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, asayiş ve düzeni sağlamak için subayları dahil en fazla 8.000 kişilik bir jandarma kuvvetini memurlara katabilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, barış antlaşması onaylanıncaya kadar Doğu Trakya'ya askeri katalar geçirmemeyi ve orada ordu toplamamayı taahhüt edecektir. Bir Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul hükümetinin hukuki varlığına son vererek Türkiye'nin tek ve tartışmasız hakimi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin savaşı kazanmasının ardından son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin Han, Türk Tarih Kurumu'nda belirtildiği üzere yanına hiçbir mal varlığını almadan kendi isteğiyle 17 Kasım 1922'de İstanbul'dan ayrıldı. Halife sıfatını artık Abdülmecit Efendi taşıyordu. Şimdi sıra Türk ulusunun bağımsızlığının uluslararası platformda hukuki olarak tescillenmesine gelmişti. 26 Ekim 1922'de İsmet Paşa Dışişleri Bakanı olarak seçildi. 2 Kasım'da da Lozan'a gidecek heyet belirlendi. Heyet başkanı İsmet İnönü'ydü. 11 Kasım 1922'de Lozan'a varan Türk heyetini kimse karşılamadı. Bunun üzerine İsmet Paşa Paris'e geçerek temaslarda bulundu. Nihayet 21 Kasım'da Lozan'da görüşmeler başladı. Görüşmeler gergin geçiyordu. Türk tarafı da müttefikler de istediklerinden vazgeçmiyordu. Görüşmeler çıkmaza girmişti. Kapitülasyonların kaldırılmasını istemeyen ve Trakya'daki asker kontrolünü de eline geçirmek isteyen müttefikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerini zorladılar. 4 Şubat 1923'e kadar süren pazarlıklardan bir netice alınamadı ve 5 Şubat'ta bütün heyet Lozan'dan ayrıldı. 25 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve Lozan'daki görüşmeleri tartıştı. Türk ulusunun tam bağımsızlığı kabul edilmeden hiçbir anlaşma yapılmaması yönünde karar alındı. 23 Nisan 1923'te Lozan görüşmeleri tekrar başladı. Türk heyeti İstanbul hükümetinin yaptığı hiçbir anlaşmayı tanımadığını konferansa kabul ettirdi. 24 Temmuz 1923'e kadar süren pazarlıklar son buldu ve taraflar anlaşmaları imzaladı. Bu antlaşma ile Türkiye, Hicaz, Mısır, Suriye, Filistin, Irak, Kıbrıs ve 12 ada üzerindeki tüm haklarından vazgeçti. Batı Trakya'da da bazı koşullarla Yunan egemenliğini kabul etti. Türkiye ayrıca İstanbul ve Çanakkale boğazlarının silahsızlandırılarak uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılmasını da kabul etti. Osmanlı borçlarının bir kısmı silinirken, bakiyesinin uzun vadede ve uygun koşullarla Türkiye tarafından ödenmesi de kabul edildi. Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklara uluslararası hukukun korunması altında bazı haklar tanındı. Buna karşılık Türkiye'nin idari, hukuki, adli ve mali konulardaki bağımsızlığı onaylandı. Ekonomik ve siyasi kapitülasyonlar ise
tamamıyla kaldırıldı. Anlaşmaya ekli bir protokolde, Türkiye'deki Rum azınlığı ile Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın bazı istisnalarla zorunlu mübadelesine karar verildi. Lozan Antlaşması'nın sonunda yeni Türk devleti dünyadaki devletlerin çoğu tarafından kabul görmesini sağladı ve Türk ulusunun tam bağımsızlığını kanıtlamış oldu. ...29 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal Paşa milletvekilleriyle görüştükten sonra taslağı hazırlanan Cumhuriyet Önergesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece Türk Devleti'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak, adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak belirlendi. Mustafa Kemal Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Sevgili takipçilerimiz, kısa süre önce yayına geçirdiğimiz İngilizce kanalımız Türkiye'mizi ve tarihimizi yabancı ülkelerde temsile başladı. Siz de Osmanlı Devleti kronolojisini Türkçe altyazı seçeneği ile takip edebilirsiniz. Sol kısımdan İngilizce kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağ taraftan da Türkçe kanalımıza abone olabilirsiniz.